Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ala resulina Salat ve ala alihi ve Vefat-ı Nebi Aleyhisselam efendimizin hakka irtihali. Müfessirler derler ki Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem o vakit ki Mekke'de idi ancak namaz farz olmuştu. Kaçan Medine'ye geldi hak dahil Hazretleri Helal Haram ayetini indirdi. Mekke'deyken Mekke'deyken namaz farz kılınmıştı. Namaz kılmak mecburiyetindeydi insanlar. Ama daha içkinin haramlığı, işte hangi etlerin haramlığı, onlar falan hep 15 sene sonra Medine döneminde oluyor yani. Cemiyye-i şerai'i ve ahkamı bildirdi. Medine'de artık bütün hükümleri bildirdi. Resul Aleyhisselam'ın üzerine ayat ve beyinat ile nice bin mucizat zahir oldu. Peygamberin üzerinde apaçık bir şekilde nice nice mucizeler gözüktü. Hazreti Resul'ün risaleti kemaline erişti. Efendimizin peygamberliği artık tamam mükemmel bir hale geldi. Tamamına geldi. Ve vahiy tamam oldu. Vahiy artık bitti. Ondan sonra ahir haccında Medine'den Mekke'ye gitti. Veda haccına gitti. Peygamberi Dişan. Ve Mekke'ye girdi. Ertesi günü Arafat'a çıktı. Onda Cuma günü hutbe okudu. Şol ki ehemmi malumat ve ehsen ibadat idi halka bildirdi. Yani insanlara en önemli şeyleri, en güzel ibadetleri anlattı. Ve dedi ki size dininizi ve ahkam ibadeti bildirdim mi? Ben size Allah'ın hükümlerinizi ve dininizi anlattım, öğrettim mi? Onlar dediler ki bela ya Resulallah öğrettin. Dedi ilahi sen buna şahit ol ve halka dua eyledi. Cuma'dan sonra ikindi vakfeye durdu deve üzerinde. Olgun hakka ve halka müteveccih oldu. Allah'a ve insanlara döndü. i̇bn Abbas radıyallahu anh der ki ol gün e, bayram bir yere iki bayram beş bayram. Ol gün beş bayram bir yere cem oldu. Biri Cuma biri Arife, biri Yahudiler ve biri Nasraniler ve biri e, Oda Tapanların bayramı idi. Onun gibi bir dahi olmadı. Yani ötekilerin e, meşru olmayan dinlerin bile bayramları o güne denk gelmiş ve olmaz da diyor. Ondan sonra Medine'ye geldi ve bu ayet nazil oldu. Vattaku yevmen turcaun fihi ila Allah. Allah'a döndürüleceğiniz günden Allah'a sığının. Summe tuvaffa kullu nefsin ma kesebet ve hum la Sonra bütün canlar kendi kazanmış oldukları şey kendilerine verilir ve zulm olunmazlar diye bu ayet geldi. İmdi Ahir ayet ki Hazreti Resul'e nazil oldu bu ayettir. Son ne ayet budur diye söylenmiş. Bu ayetten sonra Peygamber Aleyhisselam'a ayet nazil olmadı. Ve daha hatıcından Mekke'ye döndüğü zaman bu ayet indi. Ondan sonra başka ayet gelmedi. Bu ayetten sonra Hazreti Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem 21 gün daha yaşadı. Sonra Hakk'a irtihal eyledi. Sahih budur ki Peygamber aleyhisselamın ömrü 63 yıldır. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem çün bildi ki eceli yakın, buyurdu ki halkı çağıralar. Anladı Resul-i Ekrem, Azrail'in gelmesi yakın. Çağırın herkes dedi. Bilal dam üzerine çıkıp dedi ki, Hazreti Bilal çıktı dama dedi ki, Ya maşaril müslümin, Resul-i katına cem olun. Ey Müslümanlar topluluğu peygamberin yanına gelin. Her taraftan halk mescide geldiler. Hazreti Resul aleyhisselam ayağa kalkıp minbere çıktı. Allah hamdü sana eyledi ve kendi nefsini andı. Ondan sonra hutbe okudu. Ve cemi'i gökler harekete gelip gözlerinden yaş yerine kan akıttılar. Ve uçmak nimetlerini bunları müştak eyledi. Ve tamudan korkuttu. Peygamber Zişan cennetin nimetlerini anlattı. Cehennemden korkuttu. Gazaya varmaya teşvik etti. Nedenli halk var ise katı ağlaştılar. Ve dediler ki orada olanların hepsi ağladılar ve dediler ki ya Resulallah bu ne hutbedir ki bizim yüreğimizi yaktı. Nasıl bir hutbe ki bu bizim yüreğimizi yaktı dediler. Hazreti Resul dedi ki bu hutbe veda hutbesidir. Bu son hutbemizdir. İmdi ey yarenler ben dahi dost tutaydım. Eğer bir dost edine, edinseydim dünyadan Ebu Bekir Sıddık Hazretlerini dost tutardım. Velakin benim dostum Hak Sübhane ve Teala Hazretleridir. Ve dahi bilin ki benim ölümüm yakındır. Tahkiken gerçekten Hak Teala Hazreti ölümü cemi'i halka hükmeyledi. Herkes ölümü tadacak. Ne meleki mukarreb ve ne bir mürsel kalır. Ne en üstün melekler ne de gönderilmiş peygamber ölümü tatmadan kalacak. Herkes ölümü tadacaktır. Baki Hak Subhan ve Teala Hazretleri sadece Allah kalır. Dahi bilin ki peygamber gelmez. Hatibün Nebiyyin ve Seyyidül Murselin Benden sonra daha bir peygamber gelmeyecek. Siz cemiy ümmetlerin hayırlısısınız. Yani ümmetlerin hayırlısı Hak Teala Hazretlerinden korkup ibadete meşgul olasınız. Her kim Hak Teala Hazretlerinden korkar ise Hak Teala ona ummadığı yerden rızık verir. Ve şehadet kelimesini daim getiresiniz. Namaz kılıp zekat veresiniz. Gücünüz yeter ise hacca varasınız. Ramazan ayında oruç tutun. Şun ki Hak Celle ve Ala Hazretleri helal edi. Allah'ın helal kıldığını helal bilin. Allah'ın haram kıldığını da haram bilin. Ne vakit benim karındaşlarımı görürseniz benim selamımı onlara eriştiriniz.'' Selman-ı Faris'in dedi ki ya Resulallah biz senin karındaşın değil miyiz? Rasul Aleyhisselam dedi ki siz benim ashabı ensarımsınız. Gerçekten benim kardeşlerim onlardır ki benden sonra geleler bana iman edeler dedi. Yani Resul-i Ekrem'i görmeden iman edenlere karındaşım tabiri kullandı. Bu ayeti kerimeyi okudu. Ulaikellezinem tahanallahu kulubahum lit takva lehum mağfiratun ve ecrun azim ve estağfirullah innallaha gafurur rahim. Allah onların kalplerine takva ile imtihan eyledi. Onlara mağfiret yüce ecirler vardır. Allah'tan istiğfar talep edin. Estağfirullah <laughs> deyin yani Allah'ın affına mağfiretine sığının. O çok merhametli mağfiret sahibidir. İş bu ahir hutbeyi mevtinden beş gün evvel okudu. Bu veda hutbesini Hakk'a halinden beş gün önce irade edildiler. Ondan minberden aşağı inip levni mütegayyir oldu. Rengi değişti Resul-i Ekrem'in. Gözü yaşlı olduğu halde Hazreti Aişe'nin evine geldi. Döşeye yattı. Hazreti Aişe dedi ki ya Resulallah benim atam anam sana feda olsun. Ne oldu böyle? Yatarsın. Hazreti Aişe'ye cevap vermedi. Ama dizine eee uzandı. Hak Celle ve Ala Hazreti Mevlevi Kümevde dedi ki ya Melekül Mevd benim Habibim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem var. Benden ona selam eyle. Ona haber ver. Ol benim Habibimdir, sevgilimdir, yarattıklarımın en hayırlısıdır. Gerçekten ona müştakım. Ona kavuşmak isterim. Onun üzerine girme illa destur ile gir. İzin almadan yanına girme canını alma illa izin al ondan sonra izin almadan onun canını bile alma. Tüm yedi kat gök ehli ve arşı getirenler Hazreti Resul'ün vefatını işittiler, cümlesi ağlaştılar. Ondan melekül mevt yeryüzüne indi, çok feriştahlar bile indiler. Hazreti Ayşe'nin evine geldiler. Melekül mevt dedi ki, ya Cebrail, Hak Celle ve Ala Hazretleri bana dedi ki, Muhammed Aleyhisselam'ın üzerine destursuz girme. Allahu u Teala emir buyurdu. Resul-i Ekrem'in evine izin almadan girme. Ruhunu kabzeyleme. İzin almadan ruhunu da alma. Cun Cebrail Aleyhisselam bu sözü işitti. Ağlayıp dedi ki, Kullu nefsini daikatul maut. Bütün ölüm, canlar ölümü tatacaktır diye söyledi. Ondan sonra Hazreti Resul'ün üzerine ağlayarak girdi. Hazreti Resul Aleyhisselam dedi ki, Ya Cebrail seni ağlar görürüm. Cebrail Aleyhisselam dedi ki ya Habib Allah ya Muhammed nice ağlamayım ki melekul mevt ölüm meleği kapıda durur. Destur diler ki buraya gelsin. Peygamber Aleyhisselam ağladı melekul mevte gir girmeye melekul mevte girmeye destur verdi. Ondan sonra melekul mevt içeri girdi ve dedi ki Esselamu Aleyke ya Ahmet Aleyhisselam. Ey Ahmet sana selam olsun. Esselamu aleyk ya Muhammed. Esselamu aleyk ya hayra halqillah. Resul aleyhisselam da ve aleyke ve rahmetullah ve berekatuhu ya karındaşım Azrail. Ziyaret etmeye mi gelsin yoksa kabz ruh etmeye mi geldin diye sordu. Azrail selam dedi ki ya Muhammed eğer dilersen izin verirsen ziyaret ederim ve eğer dilersen kabz ruh ederim. Nasıl istersen. Peygamber sallallahu aleyhi ağlayıp dedi ki Sadakallahul azim Allah doğru söyledi. Bütün canlar ölümü tadacaktır. Aziz Aleyhisselam dedi ki Ya Habibi, Ya Muhammed, Ey Sevgilim, Ey Muhammed Ağlama vallahi Hak Celle ve Ala Hazretleri Seni peygamberliğe verdi Sana ben anadan oğlanına şefkatliyim Eğer Hak Teala Hazretleri bana destur verir ise Cemi alemin canını al Bana asan idi Senin şerefi ruhini kabz eylemekten senin ruhunu almaktansa bütün alemin canını almak benim için daha kolaydı dedi. Resulü aleyhisselam hazretleri ki ya melekel mevt hoş geldin. Ey ölüm meleği hoş geldin. Velakin bana mühlet ver. Ahbabıma ve ansarıma nazar eyleyeyim. Gidip ansarıma, dostlarıma, sevgililerime bir bakayım. Gözümün nuru Ali'ye nazar eyleyeyim. Kızım Fatıma Tuzzehra'ya nazar eyleyeyim. Oğlanlarım Hazreti Hasan ve Hüseyin'i göreyim. Melekul Mevt dedi ki vallahi ya Resulallah sana mutiğim, Emrindeyim ya Resulallah. Ne dersen o olacak. Ondan sonra Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma ve Hazreti Hasan ve Hüseyin bir yere geldiler. Çok ağlaştılar. Kaçan ki Resul Aleyhisselam bunlara nazar ettikte ağladı. Hazreti Fatıma dedi ki ya Resulallah sen niçin ağlarsın? Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki nice ağlamayayım ki iş bu duran melekul mevttir senin babana geldi ki ruhunu kabzede. Zira cihanda kimse baki kalmaz. İlla Allahu Teala Allah'tan başka herkes gidicidir. Hazreti Fatıma dedi ki ya Resulallah Hak Teala Hazretten dilerim ki beni yakında sana ulaştıra. Ben de hemen peşinden geleyim. Resulullah Aleyhisselam dedi ki ya Fatıma bana yakında gelirsin. Evet geleceksin sen. Ehli beytiyle ashabıyla veda ederken namaz vakti oldu. Hazreti Bilal kapıya gelip dedi ki Esselamu aleyke ya Resulallah. Orada kalalım. Yahu ya daim. E i̇şte alemin efendisi. O da geldi, o da gidiyor. Allah Subhanahu ve teala son nefesi imanla vermeyi bizlere nasip eylesin. Resulü Ekrem şefaat ile müşerref eylesin bizleri. Ve habibi hürmetil fatiha. Daha fazla sohbet ve videolarımız için bizi YouTube, Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden Ak Dergah adıyla takip edebilir. Hizmetimize destek olmak için kanalımıza ve sayfalarımıza abone olabilirsiniz.